Ceylan, sen Esra ve Rüya ile tanışmıştın bizim düğünde, hatırladın mı? Evet evet, hatta daha önce tanışmıştık biz. Ya öyle mi? Hı hı. Ha. Ne oldu sizin New York işi? Yattı mı? Yattı diyelim. Ama neden? Tam mevsimidir halbuki. Ha, bak işte, ortalık kızışıyor Safiye. Niye gitmiyorsun, aramıza giriyorsun diyor. Niye gerçekten? Rüya. Niye New York'a gitmemiş diye soruyorum. Ben kendisinin yerinde çok olmak isterdim de. Öyle mi? O zaman biz sana biletini alıp yollayalım Rüyacığım ha? Yok, olmaz, dursun. Ne olur ne olmaz. Diğerinin sağa solu belli değil. Baba artık sus da yemeğini ye. Oh. Biliyorsun durumunu. Gülben, her şey çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Doyurma karnını. Sakın karnınızı doyurmayın. Daha ana yemek gelecek. Ardından da kek var. Hem de tam senin sevdiğin, hanım sevdiği kekler. Ya portakallı. Demek herkes biliyormuş. Herkes demezdim ben ona ama. Ne derdiniz? Vallahi biz yedik daha önce Han'la burada. Burada mı? Nasıl burada? Burada. Çok vakit geçirdik biz. Han, ben, Anıl. Esra da sağ olsun kekler, börekler, çörekler. Ben getirdim hatta. Ama hiç yani çok iyi baktık onlara değil mi? Hiç aç bırakmadık Esra. Bak sen. Anıl bir süre burada kaldı da onu diyor ya. Değil mi? Hadi bakalım. Aynı performansı dükkanda da bekliyoruz Rüyacığım. Malum. Salata hiç yenmiyor. Sanki salata yesenize. Ay hadi et soğutu ya içeride. Aldık ta Gülben. Boğazımıza lokmaları dizdin. Yiyoruz işte ha bak. Yemiyorsunuz işte abla. Görüyorum ben, yenmiyor yani. Birbirine bir mıy mıy bir şeyler yeniyor ya. Ne oldu? Olmamış mı? Yani tuzu mu az geldi? Vallahi tuz koyun tamam. Ya da olmadıysa yemeyin. Vallahi bırakın. Vallahi yemeyin ya. Gerçekten. Gülben. Yiyorlar Gülben. Bak çok güzel olmuş her şey. Herkes yiyor bak. İyi. Gülbenciğim biz çay kalamayacağız maalesef. Sabah erken kalkmamız lazım bizim. Çok işimiz var. Tabii doğru söylüyorsun. Rüya anca yetişir onca temizliğe kitapçıda değil mi? Safiye, bir gün sen de bize yardım etmek ister misin? Gelir misin? Şey, pilav yendi mi? Hiç pilav konuşulmuyor. Pilav nasıl? Pilav, pilav harika olmuş. Bayıldım tane tane. Gülben, Allah'ını seversen doğru söyle. Kestaneli pilav nereden çıktı? Senin aklına gelmez mi? Kim verdi sana bu aklı? Şey abla ben buna internetten baktım. Çünkü benim teknolojiyle ilgim çok var. Teknolojiye ilgim çok yani. Böyle çağın bir adım ötesindeymişim gibi. Çağa ayak uyduruyorum gibi düşün abla. Çok iyiyim o konuda. Öyle mi? Hı. İyi hadi bakalım. Bir ara soracağım ben sana o teknolojiyi neredenmiş. Pancar turşusu seversin sen alsana. Niye? Bir tek o mu? Ha, bir tek onu mu beğendin? Yani niye mesela diğerleri kötü mü? O mu yani? Gülben hepsi çok güzel. Gerçekten harika. Ama bir tek onu söyledin. Tamam ya ben eti getiriyorum ben. Hadi tamam. Salata vereyim mi canım? Canı buysa diğeri neyi? Baba komşusu komşusu ya. Hani biz baba Rüya ile okul arkadaşıyız. Aynı okula gidiyoruz. Uf, inanılmaz kokuyor. Çok güzel kokuyor. Neriman koy. Abla Allah aşkına ölümü gör. Tövbe yarabbim. Ölümü gör şunun ucundan birazcık al. Hadi tabağına koy. Hadi hadi hadi. Gülben. Ben yani biliyorsun dışarıdan et yiyemem. Dışarısı değil burası benim evim. Kardeşinin evi ve sen bu eti yiyeceksin abla. Ben bunun için ne kadar uğraş verdim. Bu eve gelip seninle bu aynı sofrada akşam yemeğine oturabilmek için ne savaşlar verdim. Badireler atlattım. Haberin var mı senin? O yüzden yiyeceksin bu eti. Ya yoruldu çok yoruldu. Bizim şimdi bu ilk davetimiz ya. İnsan haliyle stres oluyor tabii biraz.
Gülbenciğim her şey çok lezzetliydi. Ben çok sevdim. Yani üzülme. Safiye yemezse ben yerim ha. Ne olacak ki? Ay, aynı şey sanki. Efendim? Yok bir şey. Çok güzel gözüküyor diyorum. Ben de alacağım hatta. Buyurunuz. Çok mersi. Çok sağ ol. Ne de güzel kokmuş. Bayağı da güzel kızarmış ha Gülben. E hadi ben de alayım biraz madem. İyi tamam o zaman. Sen kendin al o zaman. Ha. E iyi madem şu bitsin de. Ben vallahi helal olsun sana kardeşim. Gurur duyuyorum. Çok güzel olmuş her şey. Boynuz kulağa geçti tabii. Ya boynuz demiş ya. Ben de gurur duyuyorum seninle Gülben. Gerçekten gördüğüm en güzel sofra. O zaman Gülben için bir alkış mı? Hı-hı. Hadi. Yok, yok ben dayanamayacağım. Size itiraf etmem gereken bir şey var. Kusura bakma Esat, ben yalan söyleyemem. Neymiş? Söyle bakayım. Ben bunları tek başıma yapmadım. Yanımda biri daha vardı. Ha? Ben dedim işte. Biliyorum ben kardeşimi. Kestane mesela aklıma gelmez ki onun. Kimmiş? Söyle. Arda Türkmen. Dalga geçiyor bizimle, espri yapıyor bir de masada, şımardı. Beğendik ya, sınavı geçti ya tabii. Ha, patlat patlat. Ya abla gerçekten doğruyu söylüyorum. Hatta hayır, hatta Esat... Ya tamam Gülben, tamam. Bu kadar mütevazı olma yani. Yani sen bunu hak ettin. Bunlar hep emeğinin karşılığı. Naci bugün bizde duş aldı. Baba. Baba ne biçim şaka bu ya? Boğazımda kalıyordu yani. Doğru söylüyorum. Senin odadakinde hem de. Baba. Abla. Abla. Doğru mu? Benim yeni eve taşınmama 2 gün var. Safiye de sağ olsun biraz ısrar etti. Öyle oldu. Gülben her şey muhteşemdi. Çok teşekkür ederiz. Ellerine sağlık Gülbenciğim. Sağ olasın. İyi geceler. İyi geceler. Yine bekleriz. Gelin. Ellerine sağlık Gülben. Çok teşekkür ederiz her şey için. Sağ ol. Ne demek hocam, ne demek. Ay vallahi abla harikaydı her şey. Bayıldım ben. Bayıldım. Yarın yine uğrarız. Aferin kızım, aferin. Sen Perihan'a çekmişsin. Güle güle, iyi geceler. Ulan ne kadar yoruldum ya. Çok uzadı bu tören. Gülben. Ablam. Vallahi sen de yemeklerinde bu akşam da dört dörtlüktü kardeşim. İnşallah ben de senin gibi böyle koskocaman bir masada sevdiklerimi ağırlarım. En büyük dileğim bu. Aferin sana. Allah. Hadi iyi geceler Esat. İyi geceler. İyi geceler ablam. Sağ olun.